Galatasaray transferde büyük oynuyor. Çizme basınında çıkan haberlere göre Galatasaray sözleşmesi sona erecek olan Federico Bernardeschi için devreye girdi. İtalyan futbolcu için maliyet araştırmasına şimdiden başlandığı öne sürüldü. İtalya'dan flaş iddia. 2017-18 sezonu başında Fiorentina'dan Juventus'a tam 40 milyon euro bonservisle transfer olan Federico Bernardeschi'nin sezon sonunda sona erecek olan sözleşmesi transfer için iştah kabartırken çizme basınının önemli isimlerinden Nicola Schira, İtalyan futbolcu için Galatasaray'ın devrede olduğunu öne sürdü. 28 yaşındaki kanat oyuncusuyla bir başka İtalyan ekibi Lazio'nun da ilgilendiğini dile getiren Schira, yıldız futbolcu için teklif edilen yıllık 1.6 milyon euronun şu an kazandığından daha düşük olduğunu belirtti. Haberde sarı kırmızıların da tecrübeli futbolcu için bilgi istediği ve maliyet araştırmasına başladığı kaydedildi. Bernardeschi bu sezon 32 maça çıkarken 2 gol atıp 6 da asist yaptı. Yeni Neymar kiralık olarak Cimbom'a geliyor. Galatasaray'da gözler yeni sezona çevrildi. Transfere yönelecek olan Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Cimbom'un yeni Neymar olarak nitelendirilen Brezilyalı yıldız için devreye girdiği ve yakın zamanda transferi sonlandıracağı iddia edildi. İşte detaylar. Galatasaray ile ilgili transfer iddiaları artmaya başladı. Buna göre transferde sarı kırmızılarda kabus gibi geçen sezonun ardından yeni yönetimin güçlü bir kadroyla lige girmek istediği öğrenildi. Yeni sezonda ilk olarak gelen yönetimin hoca transferini resmiyete dökmesi beklenirken bir yandan da oyuncu arayışlarına başlandı. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Alınan bilgilere göre İngiliz devi sezon başında Fluminense'den 10 milyon euroya transfer ettiği ve geleceğin Neymar'ı olarak gösterilen 18 yaşındaki yıldızı tecrübe kazanması adına kiralama kararı aldı. Sarı Kırmızılıların bu gelişme sonrası atağa kalktığı ve Manchester City ile temasa geçtiği, böylece yıldız futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katacağı iddia edildi. Brezilya futbolunun en önemli yetenekleri arasında gösterilen Kaique sağ kanatta görev alırken sol ayağı ve tekniğiyle ön plana çıkıyor. Transfermarkt verilerine göre 14 milyon euro piyasa değeri olan Kaique, Manchester City formasıyla Premier League rezerv takımında 12 maçta çıkıp 6 gol 4 asistle oynadı. 12 Şubat'taki Norwich maçında ilk kez Premier Lig'de boy gösteren ve 6 dakika sahada kalan genç yıldızın gelecekte dünya futbolunun en önemli yıldızlarından biri olması bekleniyor. Sevilla'dan müthiş teklif. Galatasaray'da özellikle UEFA Avrupa Ligi'ndeki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Brezilyalı stopere Sevilla'dan harika bir teklif geldi. Norveçli gazeteci Trygvit, İspanyol ekibinin sarı kırmızılı kulüple el sıkıştığını iddia etti. İşte teklifin detayları. Marcao, 15 Ocak 2019 yılında 4 milyon euro karşılığında Portekiz Ligi'nde mücadele eden Chaves'ten Galatasaray'a transfer olmuştu. Başarılı stoper sarı kırmızılı forma altında Süper Lig, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası kazandı. Bu sezon toplam 38 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu tek golünü UEFA Avrupa Ligi'nde İstanbul'da oynanan Barcelona karşılaşmasında kaydetti. Deneyimli savunmacı 3,5 sezonda tam 140 maçta boy gösterdi. Norveçli gazeteci Howard Trygvit, La Liga devi Sevilla'nın Galatasaray ile anlaşmaya vardığını yazdı. Habere göre kırmızı beyazlı ekip Brezilyalı yıldız için sarı kırmızılara 14 milyon euro ve 10 milyon euro bonus teklifi yaptı. Galatasaray'ın 10 milyon euroluk bonusu alabilmesi için anlaşmaya birkaç madde eklendi. Marcao Sevilla'ya transfer olursa sezondaki maçların %80'inde oynaması halinde ve İspanyol ekibinin Şampiyonlar Ligi'ne kalması durumunda Galatasaray Marcao'dan 24 milyon euroya kadar bonservis bedeli kazanabilir. Sevilla daha önce 4,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Fernando'yu da renklerine katmıştı. Kerem Aktürkoğlu'nun yeni takımını açıkladılar. Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri geliyor. Hayal kırıklığıyla geçen sezonun ardından takımın yıldızı Kerem Aktürkoğlu da rotasını Avrupa'ya çevirmişti. İtalyan basını Kerem'le ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddiayı ortaya atarak yeni takımını açıkladı. Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu deyim yerinde ise yıldız gibi parladı. 23 yaşındaki oyuncu Fatih Terim'in ardından göreve gelen Domenech Torrent'in de vazgeçilmez ismi olmuştu. Kerem'in adı sezon içerisinde Lyon, Atletico Madrid ve Marsilya takımlarıyla anıldı. Kerem'in takımdan ayrılma kararı aldığı öne sürüldü. Geçtiğimiz günlerde Borussia Dortmund'un milli futbolcumuz için 20 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edildi.
İtalyan Calciolina sitesi ise Kerem Aktürkoğlu ile ilgili flash bir transfer iddiasını ortaya attı. Haberde şu ifadeler kullanıldı. Türk futbolunun yükselen yeteneklerinden biri olan Kerem Aktürkoğlu kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. 23 yaşındaki oyuncu gelecek sezon Atalanta ile Serie A şampiyonluğu için mücadele edebilir. 2026 yılının Haziran ayında sona erecek sözleşmesi olmasına rağmen Kerem ile başta Atalanta olmak üzere Avrupa'nın önemli kulüpleri ilgileniyor. Atalanta yönetimi hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından GM Piero Gasperini'ye kaliteli futbolcular sunmak istiyor. Genç yıldız Galatasaray formasıyla bu sezon çıktığı 51 maçta 13 gol, 12 asistlik performans sergiledi. Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, Yunus Akgün'ü istiyor. Kiralık gittiği Adana Demirspor ile inanılmaz bir performansın altına imzasını atan Yunus Akgün, İtalyan kulüplerinin radarına girdi. İddialara göre Jose Mourinho, Yunus'u istiyor. Süper Lig'de sezonun en flaş isimlerinden biri olan Yunus Akgün'le ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Kiralık olarak formasını giydiği Adana Demirspor'da harika bir performansa imza atan 21 yaşındaki futbolcu çizmede transfer savaşı çıkartacak gibi gözüküyor. Yunus Akgün için geçtiğimiz günlerde Lazio'dan bir hamle gelmişti. İtalyan devinin sportif direktörü İdil Tare'nin İstanbul'a gelmeyi planladığı konuşulurken flaş bir iddia daha gündemi sarstı. İtalyan basınına göre Lazio'nun ezeli rakibi Roma'da Yunus Akgün'ün transferi için devreye giriyor. Haberde takımın önemli ismi Nicolò Zaniolo için çok sayıda teklif alan Roma'nın genç yıldızı satması durumunda Yunus Akgün için Galatasaray'a teklif yapabileceği belirtildi. Teknik direktör Jose Mourinho'nun Yunus'u çok beğendiği ve yıldız futbolcu hakkında Adana Demirspor teknik direktörü Vincenzo Montella'dan sık sık bilgi aldığı da ifade edildi. Geride bıraktığımız sezon oynadığı 31 resmi maçta 22 gole doğrudan katkı yapan Yunus Akgün'le ilgili sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Galatasaray'a büyük onur. Football Benchmark'ın verilerine göre Avrupa'da 2022 yılının en değerli 30 kulübü arasında Türkiye'den sadece Galatasaray yer aldı. Aslan 344 milyon euro ile 27. sıraya yerleşirken zirvede 3 milyar 184 milyon euro ile Real Madrid bulunuyor. Futbol endüstrisine yönelik araştırmalar yapan Football Benchmark Avrupa'da 2022 yılının en değerli kulüpleri listesini açıkladı. 300 milyon euro ve üzerinde değerdeki kulüplerin değerlendirildiği sıralamada Türkiye'den sadece Galatasaray yer aldı. Geçtiğimiz yıla göre binde 3 değer kaybı yaşadığı belirtilen Sarı Kırmızılar 344 milyon euroluk değeriyle 27. sırada bulunuyor.